küçük yaşta her türlü sorumluluğu üstlendik. Her şey doğal. Doğal olunca da insan da doğal oluyor yani. İnsan bir işi severek yaptığı zaman zor gelmiyor. Mal paylaşıldıkça zaten çoğalır. Yani özgürlük bence köyde yani. Hayatımız aynı köyde devam ediyor. Başka bir yere göç etmedim. Doğduğumuz köyde şu ana kadar hayatımızı ikame ettiriyoruz. Hayvancılık ve aynı zamanda baba mesleği taş duvar işçiliğini devam ettiriyorum. Bulunduğumuz ilçede ve köylerinde taş duvar işini yapıyorum. Hayvancılık da kendi köyümüzde ahırımız var. Kendi şahsıma ait ahırımda hayvancılığımı yapıyorum. Hayvancılık olarak da büyükbaş yapıyorum. Genelde biz mera hayvancılığından, meradan faydalanıyoruz ve mera hayvancılığı şeklinde hayvancılığı devam ettiriyoruz. Bulunduğumuz ev dört kardeşi, babamgil dört kardeşi, önce dört kardeşe ait bir evdi. Böyle bir evde yani her köy evinde her odada bir aile, çekirdek aile bulunuyordu. Böyle bir evde sekiz kardeşli bir aileydik, kalabalık bir aileydik. Yani bir göz oda deriz, tabir ederiz biz eski tabirle. O bir göz odada sekiz kardeş hepimizde büyüdük yani böyle bir evde büyüdük. Babam benim genç yaşta ahirete irtikal edince mecbur kaldık. Ailenin geçimini biz üstlendik. Ailenin en büyüğü de benim zaten. Öyle olunca hayata da erken yaşta atılmış olduk. Çok küçük yaşlarda babamın yanında ben çalışmaya giderdim. Oradan öğrendiğim taş duvar ustalığı vardı. Babam da rahmetli olunca ben taş duvar ustalığına devam ettim. Küçük yaşta başladık. Yani hayat böyle bir şey ki bu zaman zarfında zorluklarla tabii ki karşılaştık. Yokluk, çok sıkıntılar çektik maddi manada. Ama hamdolsun Rabbimiz bizi bir önümüzü açtı. Taş duvar işçiliğini çalışmaya başlayınca biraderleri de ben yanıma aldım. Beraber devam ettik. Bayağı bir uzun müddet beraber çalıştık. Maddi yönden bir sıkıntı çekmedik, ondan sonra halen de çalışmaya devam ediyoruz ya. Bu sorumluluk bize zaten bulunmuş olduğumuz kültürde mi diyeyim, şeyde biz zaten küçük yaşta bir sorumluluğumuz, aileye karşı bir sorumluluğumuz vardı. Küçük yaşlarda babama yardımcı olma açısından biz hayvanlara bakardık, hayvanların bakımını üstlenirdik, tarla işlerine yardım ederdik. Orada da bir sorumluluğumuz vardı. Babam rahmetli olunca bu sorumluluk bir kat daha fazla olmuş oldu. Bu bizim için çok büyük bir kutsal bir vazife gibi biz bunu üstlendik. Çünkü kardeşlerimize o şekilde bırakamazdım. Yani bunu ben babam rahmetlinin yokluğunu hissettirmemek için küçük yaşta her türlü sorumluluğu üstlendik ve bu şekilde devam ediyoruz yani.
halen de kardeşlere sorumluluğu, hani onlar bilmeseler de biz onların her türlü iyi gününde, kötü gününde aslında takipçisiyiz yani. Taş işi gerçekten çok zor bir meslek. Taş işi aslında altyapısı daha küçüklükten olması gereken bir iş. Yani bu iş işte insan içinden gelecek derler ya, bu şekilde insan isteyen insan yapabilir. Yoksa gerçekten bedenen çok kuvvet güç isteyen bir iş. Ama bu işi isteyerek yaptıktan sonra o duvar meydana çıktığı zaman ya da bir yapı, çeşmedir, evdir, onu meydana çıkarttığın zaman insanın içerisi sürekli bu işi yapma şeyi geliyor, yani isteğe geliyor. Oraya bir eser meydana koymuşum. Yani o eser bitmiş, farklı bir eser, farklı bir heyecan. İşçilik, gerçekten dört dörtlük işçilik yaptığın zaman da karşılığını alabiliyorsun yani. Karşılığı alma konusunda böyle bir sıkıntı ben bizim buralarda görmedim yani. Yaptığın işin karşılığını alabiliyorsun yani. Emek vermenin karşılığını alabiliyorsun. Yani işini de temiz yaptığın zaman zaten insanlar seni buluyorlar. Yani diyorlar ki bir iş yapılacaksa örneğin Halil Usta var. Halil Usta'yı bulduğu bu şekilde söyleniyor. Ve vatandaş bize telefonla ulaşıyor. Yani biz bir yerde sabit bir iş yerimiz falan da yok ama insanlar bize bu şekilde duyulduğu için, temizle iş yaptığımız için insanlar bizi arayıp buluyorlar yani. Taştan yapılabilecek her türlü eseri yapıyoruz. Taştan ev yaptım, taştan çeşme yaptık. Ama şu anda insanlar biraz daha modern yaşam tarzı diyoruz ya işte, hani şehirleşme kültürü. Daha çok betonarme binalara yöneldiği için insanlar, biz genelde şu anda taştan çevre düzenlemesi, bahçe duvarı şeklinde yapıyoruz. Ama son dönemde bir bu şekilde taş bina isteği var insanlarda. Şu an işte bir tane başlı işimiz var, bir tane daha. İnşallah başlayacağız, bu şekilde taş bina yapacağız. Bunları da yapabiliyoruz. Taştan çeşme, Osmanlı mimarisine uygun kemerli çeşmeler. Bu şekilde taştan yapabiliyoruz. Yani hani hep söyledik, daha önce de söyledim. İsteyerek, zevk alarak yapınca insan işi, severek yapınca güzel eserler meydana çıkıyor. Biz de severek bu işi yapmaya Allah ömür verdiği müddetçe devam edeceğiz yani. Ve aynı zamanda hayvancılık yapıyorum. Tabii bu çok yadırganan bir şey. Hem taş duvar hem hayvan işi, bazıları bu işi çok yadırgıyor. Ama dediğim gibi üretim yapmak benim, hani bir şeyler, o hayvanı, buzağı büyütüyorsun, meydana getiriyorsun. Tabii ki ticaretini yapıyoruz ama onu yetiştirmek, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsun, hem kendi ekonomiye katkıda bulunuyorsun. Benim için bu biraz zor da olsa ama severek yapıyorum yani. Bir insan bir işi severek yaptığı zaman zor gelmiyor. Biz bu işi severek ve isteyerek yaptığımız için bize çok zor gelmiyor yani. İnsan yediği, içtiği her şeyi üretmek, hele o ürettiğin ürünleri tüketiyorsun. Bu ayrı bir zevk. Yani marketten hazır alıp tüketmek var, bir de kendi ürettiğini. O daha insanı mutlu ediyor. Daha hem temiz, ne nasıl bir süreçten geçtiğini biliyorsun. Ama diğer yerde nereden geldiğini, nasıl meydana geldiğini bilemiyorsun yani.
çok küçük yaşlarda sürekli aileye katkıda bulunmak için çalışıyorduk. Yine çalışıyoruz. Yani çalışmak insanı hiçbir zaman yormaz yani. Çalışan insan şurada bir saat, yarım saat istirahat eder, o yorgunluk gider yani. Yorgunluk farklı şeylerden olur yani. Çalışmadan kesinlikle ben insanın yorulacağını düşünmüyorum yani. Gayret eden, zoru başarmayı seven bir insanım yani. Burada biraz da şeyin altında o yatıyor. Zor işleri başarmak benim için daha, yani ne bileyim, mutlu ediyor ya. Öyle düşünüyorum yani. Dünya ahiret dengesini vurmaya çalışıyoruz. Hep dünya için değil, tabii ki yani dünyayı terk edip sürekli ahiret için. Bu da Peygamber Efendimiz'in de istediği bir şey değil. Allah-u Teala'nın da istediği bir şey değil. Dünya var, yaşam var. Yaşam devam ediyor. Çocukların var, geçim var. Tabii ki bu yönü de dünyayı da şey yapacağım. Ama ölüm mutlaka her gün düşünüyorum yani. Mutlaka insan hayatında keşkeleri oluyor yani. Bu olmaması gereken bir şey ama yani öyle beni çok ciddi derecede rahatsız edecek, üzecek derecede tabii ki keşkelerimiz olmadı yani. Şükretmek insanın, her insanın yapması gereken bir şey. Yani insan bu elinde bulduğu nimete şükretmesi lazım. Zaten bizim İnancımızda da başkasındaki bir şeyi fazlasını istemek de hasede de girer. Yani buna gerek yok yani. İnsan, sen kendin neyi yapabiliyorsan, kendin neyi üretebiliyorsan ona kanaat etmek yeterli diye düşünüyorum yani. Gerçekten köy yaşamını şehir yaşamına tercih ediyorum. Burada stres yok. Örneğin şöyle örnekleri. Yani canım mı sıkıldı? Burada git araziye gez. Rahat bir şekilde. Ama şehirde böyle bir şeyin var mı? Yok yani. Burada insan bir de kendisini şurada yalnız hissetmiyor. Doğayla baş başa olduğu zaman yalnız hissetmiyor. Ama şehirde böyle değil. Kalabalıklar içerisinde İnsan yalnızlaşabiliyor. Ama köyde böyle değil. Doğuya gittiği zaman kuş sesi, hayvanların sesi, burada insan kendini yalnız hissetmiyor. Artı bunun haricinde örneğin 10 kilometre bir mesafede yere gitsek şehirde belki saatlerini alacak. Ama burada dakikalar içerisinde istediğin yere gidebiliyorsun. Böyle bir özgürlüğün var. Hani insanlar hep özgürlük kelimesini kullanırlar, telaffuz ederler, çok kullanırlar bazıları. Yani özgürlük bence köyde yani. Köyde insan boş duramaz. Bir de bu yönü de var. Yani şehirde insan belki hani boş kalabilir. O boşluk da insanları kötü şeylere de, benim düşüncem tabii bu, itebilir ama köyde öyle bir boş kalma şansın yok. Bahçen var. Gidersin boş kaldığı zaman bahçeyle uğraşırsın. Ağaçların vardır, gidersin ağaçlarınla uğraşırsın. Hayvanın vardır, gidersin hayvanla. Yani bu, sen kendin bunu isteyerek yaparsın. Zorlamayla değil yani. Köy yaşamı böyle bir yaşam. Onun için ben köy yaşamının insanlara terapi gibi geldiğini düşünüyorum yani. Aynı zamanda ben şunu da hissediyorum. Yani insanlar burada daha doğal hal olarak da daha doğal olduğunu düşünüyorum. Bunun bir sebebi de insanlar burada hani şehir yaşamındaki stresi burada insanlar meşguliyetinden, yani işiyle, kendi işiyle, gücüyle uğraştığından dolayı
burada atabiliyor. Gerçekten burada doğaya çıktığı zaman söylediğimiz gibi ya doğayla baş başa yalnızlık hissetmiyor insan. Akşam olunca da burada yıldızları daha net görebiliyorsun yani. Her şey doğal. Doğal olunca da insan da doğal oluyor yani. Yani insan sonuçta beşerdir yani. Sonuçta insanlar birbirleriyle helalleşirlerse yüz yüze gelebilecek, insanlar birbirinin yüzüne bakabilecek şekilde yaşaması lazım. Böyle olduğunu düşünüyorum yani. Yaptığımız iş de biz zaten bu felsefeyle yapıyoruz. Biz taş duvarı örneğin yaptık. Ya bu, ben burayı yapayım ne olursa olsun ben yeter ki paramı alayım mantığı yok bizde. Biz bu işi yapıyoruz ama hem İş yaptığımız vatandaşı, iş sahibini de memnun etmeyi istiyoruz. Hem de işimizi yapılması gereken neyse sağlamca yapıp hak da geçirmemek düşüncesi var bizde. Onun için işimizi özene özene yapıyoruz. Biz bunu yaşayarak gördük aslında. Yani alın teriyle kazanılan para gerçekten hani içine sinerek tüketiyorsun. İçine sinerek o parayı harcayabiliyorsun. Nereden geldiği belli olmayan paranın gideceği yerde bellidir. Biz alın teriyle paramızı kazanıp çocuğumuza da çocuklarımıza da gelecek neslimize de helal parayla bir şey bırakmaya çalışıyoruz. Ve çocuklarımıza tavsiyemiz zaten bu yönde yani. Helal kazanan para çok da bereketli oluyor. Yani bunu insan bazen anlatmak değil yaşamak gerekiyor. Yani yaşayan insan, helal kazanan insanların hepsi istisnasız aynı şeyi zaten söyler. Helal kazanan para bereketlidir her zaman. Ben babamın bunu görmesini çok arzu ederdim. Çünkü babam çok zor iş yapıyordu. Bu dönemde 8 kardeştik biz. Babam hepimizi de okuttu. Yani bizim 8 kardeşin 6 tanesi lise mezunu. Yani okumaya bu şekilde çok önem veriyordu. Çok mücadele etti. Sağ olsun, Allah razı olsun diyorum ben kendisinden. Bizleri hiçbir zaman yani bize başkasına muhtaç etmedi. Maddi, manevi olarak bizimle her türlü ilgilendi. Biz de gerçekten babamı ondan dolayı çok seviyorduk. Yani bu zaman görseydi o beni çok 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 mutlu ederdi yani. Olumsuz olarak hiçbir şey düşünmedim şu ana kadar. Bakış açım da hep olumlu. Neden? Yani burada yapmış olduğumuz iş meşru bir iş. Helal ve isteyerek yaptığımız bir iş. Onun için hayatımızda tabii ki hayatın bazen zorlukları, güçlükleri olabiliyor. Mutsuz olduğun zamanları olabiliyor. Yakınını kaybetmişindir. Bunlar var. Hayat böyle devam ediyor zaten. Ama bunun haricinde hayatta bizi ızdırap çektirecek derecede herhangi bir şey yaşamadık. Böyle mutsuz bir hayatımızda, düşüncemizde olmadı. İnşallah yani bundan sonra da biz hani olumsuz düşünmediğimiz için inşallah olumsuz da bundan sonra olmaz yani. We'll be right back.
dünyaya geldik, neticede gideceğiz. Belki 80 sene yaşayacaksın, belki 40 sene, belki 20 sene, belki 10 sene. Yani bunun bir zamanı, saati yok. Tabii ki ölüm bizim için. Biz ahiret inancımız olduğu için ölümü her daim düşünüyoruz. Ölümün o anı tabii ki korkutucu, ürkütücü. Ama ben Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul olarak yaşamaya çalıştığım için ora beni rahatlatıyor yani. Hayatımızı da inşallah yani bu yönde ikame ettirmeye çalışıyoruz. İnsan köyde yaşıyor ama köyde yaşayıp da gündemi takip etmezse bu da olmaz. Hepsi bir bütün olması lazım. İnsan köy yaşamında yaşıyor. Bu klasik bir tabir vardır. Bu köylü tarzında değil de yani köyde yaşıyor ama her şeyi de takip ediyor. Bu da bu şekilde olması lazım. Ben buna inanıyorum. Hani insanlar bazı kesimler alttan görürler. Yani köylü tabiri. Ben buna karşıyım. Biz köyde yaşıyoruz. Her şeyi de takip ediyoruz. Gündemi de takip ediyoruz. Köşe yazıları da okuyoruz. Çocuklarımız da biz zaten bunun için okuttuk. İnşallah biz insan yetiştireceğiz. Yani toplumu oluşturan fertlerdir. Fertler düzeldiği zaman da toplum da düzelecektir.